burada kalacak bir yer varmış. Onu arıyorum, bulamadım. Guest House yazıyordu. Stardust Guest House. Burada bir oda tuttum. Bisikletimi garaja koydum. Odayı gezdim. Eşyalarımı alayım. Gösteririm size. Şarj aletlerim lazım. Şarjlarımı doldurmam için. Garajı kilitliyormuş zaten. O yönden sorun yok. Odaya çıkalım. This is price 22.50. Okay. 23 is 53. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ich habe diese gesagt. Nein, kein Ding. Okay. 53. 53. Also vielen Dank. Okay. Frühstück um 9 Uhr, oder? Ja. Also okay. Passt. Okay, super, passt. Klasik Avusturya odaları. Kapımızı kapatalım. İki kişilik yatak yine. Yine televizyon. Yine bir masa ve sandalye. Yine bir elbise dolabı. Yine bir ayna. Yine bir tuvalet, duş kabini, aynalık. Burası biraz daha büyük gibi geldi bana. Fiyatını duydunuz. 53 euro mu dedi, 54 euro mu dedi ne? Artı kahvaltı, artı çay kahve bedava. Onu da göstereyim size. Çay kahve alabileceğimiz yer var. Kahve makinesi. Çay orada yapabiliyorsunuz. İçecekler var. İçecekleri aldığınızda söylüyorsunuz. Ona göre fiyatını ekstradan ödüyorsunuz. Neler varmış? Bira varmış. Meyve içeceği, elma suyu. Rote Traube. Kırmızı üzüm suyu. Su. Yani benim için aşağıdakiler geçerli. Bira içmiyoruz. Kahve yapacağım ama tasları göstermedi bana. Taslar da muhtemelen burada bir yerdedir. Burada bardak varmış. Ben göremiyorum. Şimdi her yeri de kurcalamak istemiyorum. Ama kurcalayacağız. Buldum. Ama bu büyüktür. Kahve için. Bence kahveye uygun bu. Önce bir çalkalayalım. Koyalım, deneyelim. Bugünkü turumuz, göstereyim size. Şöyle yapalım, gösterelim. 82 kilometre, 3 saat 54 dakikada. Bugün bu kadar, dün 145'ti. Viyana'ya kadar 100 kilometre kaldı diyor aşağı yukarı. Şimdi ben bir kahvemi içeyim. Odama yerleşeyim. Duşumu alayım. Sabahleyin yine görüşürüz. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Üçüncü günümüze hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu akşam yine bir yerde konakladım. Sabah sabah size şöyle bir manzarayı göstereyim dedim. Şöyle dağlarla çevrili
bir yerde kalıyorum. Ve şurada görebildiğiniz gibi hep üzüm bağları var. Çeşit çeşit sıra sıra üzüm ekmişler buraya. Şu yukarılarda, buradan göremiyorsunuz ama belki şuradakileri seçebilirsiniz. Yukarılara da hep üzüm ekmişler. Tabii bunu üzüm suyu ve şarap yapmak için yapıyorlar. Burası çok meşhur şarap bölgelerinden birisi. İleride de erik ağaçları falan var. Gördüğünüz gibi sabah sabah yine rüzgar karşılıyor bizi. Atadan gelen bir geleneksel var galiba. Bunlar bizi Viyana'da istemiyorlar. Ellerindeki bütün gücüyle, rüzgarlarıyla birlikte Viyana'ya varmamıza engel olmaya çalışıyorlar ama bir Türk'ün direnme gücü sonuna kadardır. Bugün de direneceğiz. Bugün de deneyeceğiz. İnşallah. 100 kilometre yolumuz var. Viyana'ya kadar onu bu akşama kadar halletmeye çalışacağız. Rüzgarın hızı bugün 32 kilometre saatte. Yani yine zorlu bir etap olacak benim için. Sizleri de yanıma alacağım. Şimdi ben bisikletimi hazırlayayım. Yolda birazdan görüşürüz. Hemen turumuzu başlatalım ve yolumuza dökülelim. Yuh, bu ne ya? Vorsicht!
Evet, tam bir saat oldu. 22.8 kilometre yapmışım. Rüzgarı duyuyorsunuz. Rüzgarın hızı 28 ile 30 arası. Gittikçe yükseliyor. Viyana'ya 77 kilometre var diyor. 3 saat 55 dakika pedallamalıyım. Tabii molalar da var. Şimdiye ne kadar mola yapmadım ama şu an iyiyim. Biraz daha pedallayayım. Rüzgar hızını arttırmadan yol katledeyim biraz. Burada bir lokanta gibi çay bahçesi. Türkiye'de derler. Çay bahçesi değil de bira bahçesi. Veyahut da içecek bahçesi diyelim. Burada bir durayım bir. 1 saat 22 dakika 31 kilometre pedallamışım. Burada soğuk bir şey içeyim. Sonra yolumuza devam ki. Evet. 15 dakika. İlk molamız. Tura devam edeceğiz şimdi. Şarjımı bağlayayım. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Yaklaşık 32 kilometre turuna kadar var yanılmıyorsam. Veyahut da 33 kilometre. Viyana'ya 68 kilometre. Rüzgar 33 kilometreye çıktı. Dediğim gibi öğlen vakti daha fazlalaşıyor. Tuna nehrinde görüyorsunuz dalgaları. 3 gündür rüzgar durmuyor. Geçen yılki aynı yerdeyiz. Türk her yerde izini bırakıyor. Biz sevdikçe götünüz kalktı. Bu tarafta da hep sana çıkıyor bu yollar. Nedense bu yollar hep bana çıkıyor. Vallahi attım bisikleti gölgeye. Rüzgar fena esiyor. Bir de kan şekerim düştü galiba. Ayaklarım titremeye başladı. Şurada oturayım da 2 tane rigoyayım. Bir bakayım bir durumuma. 37 kilometre yaptım toplam. Ama ayaklarım titriyor hissettim. %100 kan şekerimden dolayı. Yola devam ki. Turuna geldik. Turun merkeze girdim. Burada bir şeyler yiyeceğim. Dönerci var galiba burada bir tane. Baktım. Bulabilirsem bir döner yiyeceğim. Sonra yoluma devam. Buraya kadar 60 kilometre yapmışım. 2 saat 42 dakika. Bu ne ya? Bu nereden kaçmış? Tanrı seni korusun. O dönerciyi pek beğenmedim. Temize benzemiyordu. Başka yerde bir şeyler bakalım. Evet arkadaşlar, bir şeyler atıştırdım. Saat 3, 60 kilometre 2 saat 45 dakikada yapmışım. Viyana'ya kadar 39 kilometrem kaldı. Yani 2 saat aşağı yukarı pedallarsam Viyana'ya varacağım. Tabii ki bir mola daha yaparım. Ama şimdi yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Viyana istikametine. Turun merkez. Çok güzel bir şehir. Vakti olan, imkanı olan gezebilir.
Ben gezemiyorum ne yazık ki. Çünkü Viyana'ya gidiyoruz. Böyle ara ara da reklamımızı yapıyoruz. Yapışkanlarımızı yapıştırıyoruz. 76 kilometre oldu. Viyana'ya kaldı 22 kilometre. 1 saat. Saat şu an 4'ü geçiyor. 5.30, 6 gibi Viyana'da oluruz. Çünkü önceden bir mola yapacağım. 84 kilometre oldu. 3 saat 53 dakikada. Viyana'ya 15 kilometre falan kaldı sanırım. Çünkü navigasyon kafayı yedi. Beni başka bir yerden götürmek istedi ama orada yol yok. Bisiklet yolu buradan gidiyor. Tuna Nehri. Buradan ayrı devam ediyoruz. Navigasyon kafayı geri topladı. 15 kilometre diyor. Altı gibi Viyana merkezde oluruz. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben görebiliyorum. Ufukta Viyana. Bas lan bas. Az kaldı bas. Burası meşhur Viyana'nın girişi. Arkamda aslan kafası var. Bizi karşılıyor. Bisikletim de burada. Burada birkaç resim çektim. Biraz dinlendim. Viyana merkeze buradan 4,5-5 kilometre var. Şehir merkezine. En son Viyana turu videomda kahve içmiştim. Orası yani 4,5-5 kilometre. Şimdi Viyana'nın içine doğru girelim. Bir bakalım bir ne yapacağız. Ben de bilmiyorum ne yapacağız. Şu an saat 5.35 geçiyor. Birlikte bir Viyana içlerini gezelim.
Viyana'da böyle at paytonlarını görebilirsiniz. Buranın kültürü. Burada romantik bir gezi bir paytonla yapabilirsiniz. Kemal, Ercan, sizin için de ben fethetmiş oldum Viyana'yı. Merkezdeyiz şu an. Welcome to Viyana. Viyana'nın meşhur simgelerinden kiliseye geldik. Sankt ney kilisesi bana sormayın. Sankt Augustin miydi? Nikolaus mıydı? Martin miydi? Unuttum. Viyana'nın ortasındayız. Size şöyle bir 360 derece alayım. Viyana sokaklarında sizi biraz böyle bir gezdireyim. Ben de gezeyim. Ben burada ne yapacağımı soruyorsanız ben de bilmiyorum. Spontan buraya geldim. Viyana'ya ulaşma odaklıydım. Bundan sonrası açık. Bakacağız, göreceğiz. Bu da Viyana'nın meşhur simgelerinden birisi. Zenginler şehri. Viyana, Avusturya'nın başkenti. Burada bütün aklınıza gelen pahalı markaları görebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Fiyatları gelin kendiniz görün. Bu da bir sanat. Burası da bir katedral gibi bir şey. Şurada da paytonlar duruyor. Atlar ile gezebilirsiniz. Ama bu atların da hayatı hayat değil galiba. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Viyana merkeze geliyorsanız buraya, burada para geçersiz. Burada sade kredi kartınızla veyahut da banka kartınızla kahve içebilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. Geçen sene başıma gelmişti. Parayı hiçbir şekilde kabul etmiyorlar burada. Sade bu merkezin içinde geçerli. Şimdi kendime kalacak bir yer buldum. Buraya 11 kilometreymiş. Aradım. Boş yer varmış. O tarafa gideceğim ben. Dönüyorum.
Orada kendime bir oda tutacağım. Bu gece burada geçireceğim. Biraz Viyana'nın dışı kalıyor ama merkezin dışı. Merkezin içi çok pahalı. Merkezin içinde burada 150 Euro'dan 120 Euro'dan aşağı bir şey bulamıyorsunuz. Aradığım yer 45 Euro dedi. Bir bakalım, bir gidip görelim. Saat 6.30. Yani niye duruyorsun ya? Hanzo. Heh, bir de patronumuz eksikti. Şöyle sağdan geçelim. Evet, planımızda bir değişiklik var. Vardım oraya. Odası yokmuş. Telefon da bana diyor var. Ama oraya varınca da yok diyor. Şimdi zaten Bahnhof civarlarındayım. Bir Bahnhof'a bir gideyim bir. Salzburg'a tren varsa Salzburg'a doğru geçeceğim. Oğlum, burası tren istasyonu mu, havalanı mı? Tren istasyonu tabii ki de. Tiket alacağım. Bisiklet için de tiket almalıyım. Sonra bakacağız. Evet, Salzburg'a tren bileti aldım. Viyana maceramız devam ediyor. Viyana'dan Salzburg'a bisikletimle beraber trenle gidiyorum. Salzburg'dan sonra da Mühldorf'a veyahut da Neumarkt'a bakacağım. Gece treni var mı? Mühldorf'a muhtemelen vardır. Neumarkt'a yoksa Mühldorf'tan Neumarkt'a 17 kilometre bisikletle geceleyen pedallarım. Sorun değil. Vazicht. Evet arkadaşlar, Salzburg'a geldik. Mühldorf trenine yetiştim. Geliyor da zaten. 335 kilometrelik turumuzun şimdi sonuna geldik. Sizleri ben Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz inşallah.